Ve mücadele başladı. 6. maçla karşınızdayız arkadaşlar. YouTube'da da buradan takip etsin. 6. maçla karşınızdayız. Tuna Toygun sponsorluğunda gerçekleştirilen League of Legends LCS mücadelesine hepiniz tekrar hoş geldiniz. 6. maçla karşınızdayız dediğim gibi. Hatta bir kez daha söylemem gerekirse 6. maçla karşınızdayız. Niye bu kadar çok söyledim bilmiyorum. Demek ki bir keramet var bu maçta. Kazananın Raft oyununu direkt benden kazandığı turnuvadayız arkadaşlar. 6. maçla karşınızdayız. 6. maç. Wooo, bu arada İrelia'dan çok agresif bir oyun geldi ama. Güzel. İkisi de birbirine hatır sayılır bir hasar çıkarttı. Ha, bu arada söylemek istiyorum. 6. turla maçla karşınızdayız yani. Devam edelim. İrelia kafayı yedi. Ben bu arada durduk yere W falan kullanayım ki karakter AFK'dan hasar şey yemesin bende. Sorun yemesin yani. Ben de zamanında bir kanala 60 Prime sub oldum. 3 ay gitti. Okuyamadım. Neyse, devam ediyoruz. İrelia LeBlanc mücadelesindeyiz. İrelia'yı ben üstün görüyorum. Yok, şu andan itibaren vazgeçtim. LeBlanc'ı tebrik ediyorum. Bu maçı kazandı. Ya İrelia, o ne biçim bir stun ya? O nasıl bir şeydi ya? Yani adam Anya'da Konya'ya gidiyorsun, atıyorsun stun ya. 8 turdan oluşan mücadeledeyiz arkadaşlar. 8 turdan oluşuyor mücadelelerimiz ve yine kaçırdı İrelia ama LeBlanc ben kaçırmam hacı dedi. Twitch Prime çok güzelmiş ya diyor Metin. Aha, bu arada çılgın bir mücadele başladı. Arkadaşlar Twitch Prime çok güzel gerçekten. Twitch Prime'la hadi abone ol. Kopyasını bıraktı oraya. Ve İrelia şu anda LeBlanc'ı bayağı bir dürtmüş durumda. Abone şarkısı mı? King Arthur soundtrack yazarsanız çıkar. Kral Arthur'un müziklerinden bir tanesiydi. Derken iki takım, iki oyuncu da 4 level oldu şimdi. Çok güzel bir şekilde buradan girdi, aldı. Can seviyesini arttırdı ve geri döndü LeBlanc. Farm yapmaya devam ediyor şu anda LeBlanc. Mevlana var LeBlanc'ta hile. O ne demek oğlum? Ugandalı. Maç son hız devam ediyor. Bir şeye bakacağım. Siz izlemeye devam edin. Spiker Tuna Toygun. Evet ya, gerçekten kendimi spiker gibi hissediyorum. Tamam, yayına da döndük. Tamam, herhangi bir sıkıntı yok. Drop girdi mi diye baktım. Hiçbir sıkıntımız yok. Taraftar 5 kişiyiz bizler. Geçen söylediğin oyun iptal oldu herhalde. Ya hocam, şöyle bir sıkıntı oldu onda. Oyunda belli bir şey kurduktan sonra oyun patates oluyor yani. Bayağı böyle sıkıntı oluyor oyunda. Yapamıyorum yani, oynayamıyorum oyunu. Şimdi ikili devam ediyor. İki tane İrelia kadındı değil mi? Evet. İki hatun birbirine girdi. Vallahi saç baş yoluyorlar birbirlerini, saçlarını başlarını yoluyorlar. Şimdi İrelia terlik fırlatmak için bekliyor rakibi LeBlanc'ı. Bağcılar'da geçen mücadele, hepiniz hoş geldiniz. Şimdi Tuna ne haber hacım? Hatırladın mı demiş. Zaten hatırlayamadım hocam ya. Aha. Aha. Aha, kavga başladı. Kavga başladı şu anda. Üstüne eklendi ve evet, ilk kan döküldü. İlk kan John Cena'nın müziği eşliğinde döküldü ve ilk bağışımız geldi. Buradan kendisini tebrik ediyorum. NYPTHQQ Prenses gibi geldi, attı, aldı. Tebrik ederim güzel kardeşim. Tekrar merhaba YouTube. 7. maçla karşınızdayız. Yavaş yavaş turnuvanın sonuna yaklaşıyoruz. League of Legends LCS Dünya Şampiyonası, dünyanın en iyi mükemmel oyuncularının yer aldığı mükemmel turnuvanın içerisinde bulunmaktayız. Evet. Ve Z ve Z'le. Z ve SZ göreceğiz şimdi. İki tane Z birbirine bıçak atıp birbirine ittirmeye çalışacak. Hocam selamlar. Bu 1v1 o Z alır diyor. Ece'yi tebrik ediyorum. 1v1 de Z'in alacağını düşündü. Derken oha, bu Z gerçekten kuş Z. Kuşçu Z. Nasıl bir Z oğlum? Z'de o chat'te herkes Z alır diyor arkadaşlar. Sanırım öyle görünüyor ki Z kazanacak bu maçı. Ölüm elçisi Z. Oğlum bayağı iyiydi ha. O nasıl bir Z? Ben bunu biraz izleyeyim.
Dur ara sıra şunu açayım, şunu kapatayım geri. Ölüm elçisi Zed şu an hakikaten ölüm elçisi gibi orada takıl. Oğlum bu ne güzel Zed lan. Arkadaşlar beni etkiledi bu Zed. Bu nasıl bir zat ya? Güzelmiş ha kostüm, hoşuma gitti. İki tane Zed var, ikisinden biri alacak demiş Burhan. Gerçekten turnuvaya damga vuran mükemmel yorumlar geliyor chatten şu anda. Zed kesin kazanır diyen var. İki tane Zed var, ikisinden biri kazanacakmış arkadaşlar. O yüzden aklınız böyle iyi okuyun yani, aklınız karışmasın. Ölüm elçisi Zed rakibine psikolojik üstünlük kurmaya çalışıyor kostümü sayesinde. Amumu kazanır dedi. İşte gerçek, işte şampiyon. Amumu kazanır bence de. Şunu kapatalım abi. 6 level olunca Zed kazanır diyenler var. Zed ölürse Zed kazanır. Bunu da ben söyleyeyim bari. Abi beni de alır mısın diyor. Abicim öyle almıyorum. Şans eseri siz kendiniz giriyorsunuz. Ölüm elçisi Zed şu anda kulenin altında oynuyor arkadaşlar. 7. maçta dediğim gibi şu anda karşınızdayız. Bütün dünya şu anda bunu izliyor. Twitch şu anda League of Legends turnuvasına kilitlenmiş durumda. Odayı bulamıyoruz diyor. Bulursun bak, bulanlar buluyor. Bulamıyorsan senin sorunun. Çünkü bak bu adamlar bulmuş ki girmiş oynuyorlar şu anda. Değil mi? Yani basit mantık. Yalnız Zed'in gerçekten kostümü çok başarılı bence. Zed alır filan hikaye. Bence kazanan alır diyor. Of. Metin! Ne Zed'in ya? Aklımı... Kafamı aldın götürdün ya. Kazanan alırmış valla. Şifreyi söylemeden odaya girdim. Alman lazımdı beni diyor. O şekilde olmaz ya. Diğerlerine haksızlık olur. Evet şimdi... Zed'lerin savaşından. Bu arada ikisinin de itemlerini göstereyim. Bir tanesi muhafızın çekicini almışken diğeri de dişli kamayı almış abi. Biri Thor gibi etrafta geziniyor. Diğeri de diyor ki ben seni dişleyeceğim diyor. İkisi de 6 level oldu. Bakalım bu dakikadan sonra nasıl oyun sergileyecekler. İki tane 6 level Zed görüyoruz karşı karşıya. Yavaş yavaş finalistlerimiz belli olmaya başlayacak. Ben şu W'yi bir açayım. Geri kapatayım. Aha. Sıkıntı çıkacak ha. Arada amumu konuşabilir. Daha maç var mı abi? Bundan sonra bir tane daha kaldı. Ondan sonra artık eleme maçları. Şey maçları yani. Aha. Kuşçu Zed şu anda rakibini bayağı bir dürttü. Kötü tilki alır turnuvayı diyor Ece. Var mı tahminler arkadaşlar? Eğer Zed kazanamazsa bir PUBG hediye edeceğim diyor. Arkadaşlar bu oyunu Zed kazanmazsa şu an 10.000 liralık bilgisayarımı hediye edeceğim ya. Ben de. Bu maçı kesin Zed kazanır. Daha fazla devam etmeyelim bu saçmalığa. Oha! Evet sanırım tutuşturular bırakıldı. Şu anda manyak bir mücadelenin içinde. Kim ölecek bakalım? İkisi de ölmedi ama evet. Evet. Just Job. Yani çılgın kostümlü kuşçu Zed 7. maçı kazandı. Birazdan 8. maçta karşınızda olacağız. Hiçbir yere ayrılmayın, kimselere vermeyin efendim. 8. maçta görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, League of Legends RCS Dünya Kore Şampiyonası'nın 8. maçıyla karşınızdayız. Şu anda iki takım da birbirini iyice böyle tartarak, biçerek ne yapıyorlar? Oyuna hazırlanıyorlar. Bir tarafta Fizi görürken diğer tarafta Karma'yı görüyoruz. Ve çok çılgın bir maça doğru gidiyoruz efendim. LCS ve Kore. Evet. Bak bunu anlayanları tebrik ediyorum. LCS Kore mücadelesindeyiz. LCS Kore şampiyonasındayız. Bizde her şey mübah. Geceler saat şu anda 2.30 gösteriyor. Hala 2.30 gösteriyor. Biz bu yola çıktığımızda gece 2.30'du. Hala 2.30 ve mücadele birazdan başlayacak. Minyonlar harekete geçti. Ben de bu arada Darius'la burada takılacağım arkadaşlar. Basketbolcu Darius orada bir yerde artık pota mota bulup takılsın. Şimdi hemen tahminleri alalım. Karma vs Fizz. Hemen tahminleri alalım. Aha Karma direkt agresif başladı ama
İkisi de aynı, hemen hemen aynılar. Fizz diyenler var. Fizz yazanlar var. Abi ne zaman başlayacak 5v5? Bu bittiği zaman hemen başlayacak. Yani turnuvayı bitirdiğim zaman 5v5 mücadeleyi vereceğim ekranlara. Karma rahat alır diyenler var. Ve Fizz de alır diyenler var. Ve oha, Fizz ne yaptın canım? Fizz'den gerçekten çok yüksek bir hasar çıktı. Karma can kaybetmeye devam ediyor. Ama Karma'nın kendisine bariyer sağladığını da unutmamak lazım. Karma gerçekten sıkıntı bir şampiyon. Fakat eğer Fizz minyonların avantajını iyi kullanırsa Karma'nın Q'sunu her defasında dodge'layacaktır. Öyle bir artısı var şu anda. Karma geniş alanda daha iyi olabilen bir şampiyon bence. Fizz'e 2500 yatırıyorum diyenler var. Bakalım ne olacak. Fizz alır. Lan bu balıkçı Fizz de yemin ediyorum beter bir şampiyon ya. Baksana gülüyor mülüyor bir şeyler yapıyor. Bu nasıl bir balıkçı ya? Evet şu anda rakibinin can potunu aldı. Ve Fizz şu anda çok iplemiyor. Diyor ki ben 6 level olduğumda içinden geçerim zaten onun diyor herhalde. Öyle bir görüntü içerisinde Fizz. 6 levele kadar sanki böyle safe kaldı. Level kasacak gibi duruyor. Gördüğünüz gibi. diye takılıyor abi. Fizz ile Karma arasından biri kazanacak abi diyen var. Vallahi çok iyi. Tebrik ediyorum chat. Karma şimdi yükleniyor üstüne ama bence bir hata yaptı diyebilir. Karma evet hata yaptı. Ve Fizz bu mücadelenin sonucunu belirliyor. İlk kanı Fizz belirliyor. Fizz'i tebrik ediyoruz. Sandra başarılar demiş. Karma GG demiş. DXM13 bu turun kazananı oldu. Hızlı bir maç oldu. Kendilerini tebrik ediyorum. Maç başladı fakat evet. Velkos sanırım orada bir şey bekliyordu. Her neyse. Abi şarkının ismi ne? Şarkının ismi unuttum. Birazdan söylerim. Yayından sonra söylerim. İtem seçiyordur. Burak ne yaptın ya? Voli için en uygun itemi falan mı bulmaya çalışıyordun? Hadi bakalım ben de yazayım. Başarılar. Canlarım. Mucuk. Hadi bakalım. Dünya LCS Kore Şampiyonası League of Legends çeyrek final mücadelesindeyiz. Volibear ilk hasarı yedi şu anda Velkos'dan. Bakalım mücadelenin sonunda gülen taraf kim olacak? Dürtmeye devam ediyor Velkos. 1v1 mücadelelerle Dünya Şampiyonası'nın sonucunu belirlediğimiz turnuvada kazanan bir adet raft oyununa sahip olacak. Burak alacak diyenler var. Evet tahminleri alalım chat. Şu anda chatten çok yüksek bir derecede Burak alır gibi şeyler geliyordu. Yani öyle bir şeyler geliyordu ya. Voli ne almış item olarak? İtemlerini de gösterelim. Voli boynuzu almış yine. Takmış sırtına. Bak burada bir tane durağan kronometre var. Bu oyunun kaderini belirleyebilir arkadaşlar. Ben Velkos'un daha avantajlı olduğunu düşünüyorum. Bakalım ne olacak. Benim düşüncelerimin hepsi bu arada doğru çıktı. Aha derken bu arada Voli birden bir anda yüklenme gördük ve devam edecek yüklenmeye derken yok. Saldı. Ben olsam devam edebilirdim. Ben devam ederdim vallahi. Çünkü bunun skill'leri cooldown'a girdikten sonra, Velkos'un skill'leri cooldown'a girdikten sonra Volibear çok daha avantajlı olacaktı oto ataklarıyla ama slow blow vere vere kesebilirdi. Fakat onu tercih etmedi. Eğer kendi düşünceme göre Velkos 6 level olursa problem yaratabilir. Bakalım ne olacak. Voli hala dürtülmeye devam ediyor. Çok dikkat etmesi lazım. Çünkü Velkos yavaş yavaş 6. seviyeye doğru ilerliyor derken Voli de 5. seviyeye daha yeni ulaştı. İkisinin de minyon rakamlarına baktığımızda 2'ye 11 olduğunu görüyoruz şu anda. Voli için işler biraz pek iyi gitmiyor diyebiliriz. Değil mi chat? Ooo Velkos. Velkos gerçekten karakter üstünlüğünü kullanarak Voli'ye çok büyük işkenceler çektiriyor. 6 level oldu. Şu an 6 level bir Velkos izleyeceğiz. Hemen hemen yarı canda bir Voli 1 var. Velkos garantiledi diyenler var. Chatte görüyorum şu anda. Sizler ne düşünüyorsunuz YouTube izleyenleri? Fikirlerinizi belirtmek için Voli 1 yazıp 35-35'e gönderebilirsiniz. Derken bu arada Voli 1 inanılmaz bir anda yüklendi. Ve ilk kan döktü. İşte Volibear'ın yapması gereken buydu. Volibear rakibinin üzerine yüklenmediği sürece dürtülmeye ve can kaybetmeye devam edecekti. Ben bu maçta yanıldım. Volibear aldı.
Bakalım bundan sonraki çeyrek final mücadelesinde kim karşı karşıya gelecek ve kim ne yapacak. Bir sonraki maçta görüşürüz. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, LCS Dünya Avrupa Kore Şampiyonası'nın Dünya Zonguldak LCS ikinci turda 3. Şampiyonlar Ligi maçının Real Madrid kazandı biliyorsunuz. Liverpool'da Muhammed Salah sakatlandı. Kendisine buradan geçmiş olsun dileklerimizi ileterek bir diğer şampiyonluk maçı için şu anda karşınızdayız. Evet arkadaşlar, neler söyledim vallahi ben de bilmiyorum. Devam ediyoruz. Çeyrek final maçında şu anda Heim ne yaptın derken Heim bastı vallahi, adamın üzerine gidiyor. Heim de ooo. Heim'den çok çılgın bir oyun geldi, üzerine devam etseydi belki devam götürebilirdi yani. Çok erken bir çeyrek final mücadelesi görebilirdik arkadaşlar. Hamer gerçekten ve daha dürtmeye devam ediyor. Catlin şu anda çok sıkıntı durumda. Oyunun daha başında Catlin'e güle güle diyor Hamer. Vallahi gerçekten arkadaşlar şaşırdım kaldım. Sen bayağı komik olmuşsun ya diyor. Catlin farm yapmaya devam ediyor ama Hamer gerçekten çok sıkıntı bir şampiyon olmasından dolayı Hamer'a zor anlar, Catlin'e zor anlar yaşatacak gibi duruyor. Kötü tilki vallahi sıkıntıya giriyordu ha. Ev gidiyor. Evelden gidiyor. Arkadaşlar nedendir bilmiyorum ama chatte birçok kişi kötü tilki kazanacak, kötü tilki kazanacak diye spama başladı mücadele öncesinde. Fakat oyunun başında bayağı bir sıkıntıya düştü. Fakat şu anda işler tam tersini gösteriyor. Canını fullledi Catlin. İkisinin de itemlerine bir bakacak olursak Catlin torun çekicini almış yanında ama bir de durağın kronometresi var. Hem de ise sadece maceracının puzzle bandı var. Bakalım nasıl bir sonuç alacağız. İki oyuncu da şu anda birbirlerine dokunmadan farm yapmaya devam ediyorlar. Catlin dürtmek istiyor ama minyona odaklı vuruyor. Minyon odaklı skiller atıyor derken Catlin şimdi Hamer'ın böceklerine vuruyor. Böcek makinalarına vuruyor. Doğru olanını yapıyor aslında Catlin. Oo, geç kaldı. Catlin şu an kontrolü biraz eline almış gibi duruyor. Heim öldü diyenler var şimdi. Chat'te ibre bir anda değişti. Bana göre Heim ilk başta eğer kaçmayıp üzerine yüklenseydi maçı kazanmıştı. Ama Heim nedense geri kaçmayı tercih etti. Orada bence çok büyük yanlış yaptı Heim. Çok az canı kalmıştı çünkü Catlin'in. 5v5 ne zaman? Oynayacağız merak etmeyin. 5v5 ile oynayacağız. Bunların şampiyonu belirleyecek. İşte bizim 5v5 maçın ne zaman başlayacağını şampiyon belirleyecek. Şu anda Heim gerçekten çok zor durumda kaldı. Kulesinin altında yarı canlı manasız bir şekilde minyonları kesmeye çalışıyor ama Catlin'e de robotu vurup duruyor. Ve 6 level olan ilk Catlin şifayı da kullandı Hamer. Bu sayede hiç etkilenmedi diyebiliriz şu anda Catlin'in attığı ultiden. Catlin'in manasının kalmadığını görüyoruz. Aynı şekilde Heim'in de manasının kalmadığını görüyoruz. Fakat Catlin Allah AFK. Evet. Dur şurada. Maçı sunacak. Unutuyordum ha. İşler şu an Catlin için gerçekten çok iyi gidiyor. Delay yok arkadaşlar. Bizde her şey hızlı. Arada W'ye falan basayım ben. Hamer bayağı bir zor durumda şu anda. Yanlışlıkla yer oturursa derken bağış geldi. Amanın. Amanın. Birazdan bağış okuyacağım efendim. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten dünya PUBG şampiyonu, League of Legends şampiyonasını LCS Zonguldak'ta yapıyoruz. O yüzden bayağı bir katılımcı görüyoruz şu anda. Chat'te milyonlarca kişi bu mücadelenin sonucunu bekliyor. Zonguldak'tayız. Derken ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun Heim? Heim bir an çok gaza geldi. Ne demek Zonguldak? Dünya League of Legends LCS Kore Zonguldak mücadelesi. Az önce gerçekten çok ilginç bir mücadele oldu. İkisi arasında gerçekleşti ama Catlin yine buradan artı olarak çıktı. Catlin şu anda Hamer'ın bütün böceklerini vurarak, o makinalarına vurarak
sıkıntı yaratıyor. Şu anda 48 milyona 20 milyon fark var Haim ile şey arasında, Catelyn arasında. Daha hatırlatmak gerekiyor ki Catelyn de kronometrede durmakta. İkisinin de manasının kalmadığını görüyoruz derken, bu arada Haim'e mana geldi level aldığı için. Ve ölebilir. Oo, kritik tam şey yapmadı yani, tokatlayamadı, yoksa sıkıntı yaratabilirdi. Hammer oyuna tutunmaya devam ediyor. Hayır diyor, bu oyunda ben de varım diyor, ama kule düşmek üzere. Catelyn kuleyi düşürmek üzere. Farmal oynayabilir Catelyn, fakat kuleyi oynadığı takdirde muhtemelen bu oyunun galibi Catelyn olacak gibi duruyor. Derken bu inanılmaz az hasarı kaldı, yemin ediyorum. Bakın şunun çılgınlığına. Şunun çılgınlığına bir bakın şu mücadelenin. Catelyn kuleyi alarak muhtemelen oyunu bitirecektir, ama amanın ucunda kaldı yemin ediyorum. Catelyn avantajını kullanarak devam ediyor. Kuleyi alacak ve maçı bitiren Catelyn oluyor. Kötü Tilki'yi tebrik ediyoruz. Kötü Tilki akıllı oynadı ve bir de ilk kan almaya çalıştı derken alamadı. Kötü Tilki tebrik ediyorum. Yarı finale yükselen diğer bir arkadaş oldu. Evet arkadaşlar, şu anda kankam ilerleme ki XP bölünüyor yoksa. Okay. Adamlar XP gitmiyor. Dünya League of Legends LCS Kore Zonguldak şampiyonasında yarı final maçlarına başladık artık. Yanımızda Burak oyunda da var. Bunu da yaptık. Burak oyundayı da getirdik. Daha ne yapalım dedik ve Burak oyundayı getirdik. Hoş geldiniz Burak Bey. Hoş bulduk sevgili dostçuğum Tuna Bey. Gerçekten Zonguldak şampiyon zipte inanılmaz bir kapışma olacağını düşünüyorum. Geçen senenin galibi Faker. Biliyorsun bu sene yok çünkü evet, prostat ameliyatı geçirmiş kendisi. Evet arkadaşlar, Faker geçirdiği prostat ameliyatı sonrasında şu anda turnuvaya katılamadı. Onun yerine Jutchap katıldı. Kendilerine evet, başarılar diliyoruz. Geçen sene de yine buradaydık. Geçen sene de yine anlattık. Zonguldak'tan anlattık, Kore'den anlattık. Burak oyunda ile birlikte Dünya LCS şampiyonası Zonguldak Şampiyonlar Ligi mücadelesi Real Madrid 3-1 kazandı. Evet. Evet kankam, ara sıra karakterini hareket ettir yoksa AFK'dan atabilir seni. Okay, mücadele kanka başladı. Ha, oyunun sesi mi yok? Oyunun sesi yok. Şu anda Zed'in haraslamaları ve Fizz'in karşı hamlelerini gördük. Oğlum oyunun sesi var. Yok mu? Şimdi mi geldi? Evet arkadaşlar, oyunun sesi geldi herhalde. Her neyse. Şu anda baktığımız zaman... Evet Burak Bey buyurun. Zed'in bir 3... farmı varken Fizz Bey'in bir farmı var ve karşılıklı abuk sabuk hareketler yapıyorlar. Zed kaçtı şu anda Fizz'den. İtemlerine bakacak olursak, oğlum Diana, lan ben Diana dedim de Diana değilmiş ya, Fizz oynuyormuş Zed'e karşı. Fizz Bey, evet. Diana, benim aklımı karıştırdın ya. Kendisi bir hextech altı patları almış. Aynen. Şunu yapmayın sayın oyuncular ya. Jutchap ne yapıyorsun? Turnuvayı şey yapıyorsun ya. Evet arkadaşlar, sonunda bizi duymuş olacak ki sesimize kulak verdi. Kendisine sevgilerimi iletiyorum. Gerçekten çok anlayışlı. Evet. Evet, Fizz'in şu anda geri çekildiğini görüyoruz. Tabii ki Zed bayağı önde. Şu anda şunu bir daha yapalım. Aha. Aha. Zed kazanabilir. Zed kazanabilir derken bakalım ne olacak? Zed bir tane daha vurabilecek mi? Evet, yarı final maçında Zed parçaladı. Ne düşünüyorsun Burak oyunda? Gerçekten sol kanattan gelen akın birden sağ taraftaki libero'yu engelleyip mükemmel bir Koreyan taktik artı 20 yaptı. Evet gerçekten. Zed ya, ya şunu yapma Zed. Tebrik yapma ediyorum. Yapma şu sessiz Zed.